Kadım ilçesinde bulunan Şehit Cengiz Topel İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Mahir Çuğ, derslerinde öğrencilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Bağlama, gitar, keman, piyano, ney, kaval gibi birçok müzik aleti çalabilen Mahir Çuğ, derslerinde de bu yeteneğini kullanıyor. Matematik, Türkçe gibi derslerde müzik aletlerini kullanarak ders anlatan Mahir Çuğ, ayrıca Bakkal Amca isimli kukla ile anlatım yaparak öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlıyor. Yaptığım işi sevdiğimden ötürü yaptığım işi daha geliştirmek adına hem de keyif almak adına nasıl olsa bu işi yapıyorsun. Nasıl ki bazen öğrenciler sınıfta 40 dakika sıkılır ya. Öğretmenler de sıkılıyor haliyle ve biraz daha işi eğlenceli hale getirmemiz gerekiyor sıkılmamak için. Çok yönlü işliyorum derslerimi. Özellikle içe kapanık öğrenciler bende fazla böyle içe kapanık kalamıyor kendilerini ifade etmek adına. Sanatın değişik dallarında yıllarca eğitim aldım. Tiyatrosu, işte müziğin 7-8 tane enstrümanda usta öğreticiliğim var. Bunlarda yıllarca eğitim aldım. Korist olarak daha önce yine müzikte görev yaptım. Resime ilgim var, spora ilgim var. Bütün hemen hemen hem güzel sanatlara hem de çocukları geliştirecek, kendilerini ifade edecek alanlara dair pek çok eğitim aldım diyebilirim. Bunları da sınıfta kullanıyorum. Öncelikle bağlama, gitar, keman, piyano, ney üflüyorum biraz, dilsiz kaval. Aslında besteci yönüm de var, biraz onu da kullanıyorum. Özellikle matematik derslerinde ritmik saymalar başta olmak üzere işte toplama, çıkarma, çarpma, dört işlemlerde her konuya bir şarkı yapıyorum, her konuya bir beste yapıyorum. Hatta bazen onları unutuyorum, aynı konuda ikinci, üçüncü bestelerimi yapmıştım oluyor. Böylelikle hem kendi yaratıcılığımı geliştiriyorum hem de çocuklara keyifli ve unutamayacakları bir ders deneyimi sağlıyorum. Özellikle bu ezber konularında yani ezberlemeleri gereken bir takım şeyleri şarkıyla verdiğimiz zaman çocuklar şarkıyı ezberliyor. Ve dolayısıyla öğrenmesi gereken şeyi de öğrenmiş oluyor. Şimdi size evdeni toplamayı anlatacağım.